aşiretin birlik, dirlik ve barış içinde yaşadığı biliniyor. Peki hiç mi sorun çıkmaz aralarında? Elbette çıkar. Sayıları on binlere varan sürülerin tarlalara zarar verdiği, hayvancılık ve tarım için kullanılan suyun paylaşılamadığı zamanlar. İşte o zaman yaşanan sorun, aşiret üyeleri ya da oymaklar arasında tartışmalara neden olabiliyor. Olur mu? Ha ya, bu çay ya. O be bura. Bura. Hiç yer acı bura var. Çok birine zor karna. Zor karna, ha ki barda bura var. Ne var? Giderek büyüyen sorun yine bir kadın eliyle son bulur. Tartışmanın orta yerine başından çıkardığı şalı yere attığı anda yükselen sesler kesilir. Bir dava olunca namus davası oluyordu. O kavga, erkekler birbirine kavga edince bayan ortaya geçerdi, birbirine girecekleri zaman eşarbı fırlatırdı. Eşarp fırlatınca namus davası oluyordu. O kavga susuyordu. Böyle oluyordu. İşte bir meray için bir kız kaçırma olayı oluyordu. Ondan sonra mal oluyordu. Böyle şeyler için. Aşiretin beyi tarafları yanına çağırır. Yanında aşiretin diğer büyükleri de vardır. Taraflar dinlenir. Törelere göre vicdan muhasebesi de yapılır ve konu tatlıya bağlanır. Merhaba. Merhaba efendim, sağ olun. Gir rahat inşallah. Sağ olasın. Duşu faş rahat. Sağ ol Rahmet Kadir. Şükür zor da çevirin de. Merhaba şükür ederim. Sağ olun. Kadir ve gel kazı bala bu parıza. Arka dur be. İçerdik ne? Çerdik ne? Dar cirona eva. Gir faşın girin de. Yani isol hap kazancı mavu. Bıkay oteye çöy bar pes. Kâtiye kâve ki çer kiriye. Paz oteye kâtiye faşıra. Taştık lehneşti. Yani foşta da çeron diye. Foşta mı kum pile çeron diye. Zaten çin doğda ki paz no vecut tüm nome, teştikle nome. Rosta, Yada, Ali? Do, Ali doğru ve Rosta yalnız katım hava paz şu katibi. O acı tada bir o bema çek, ağır mora beşi aynı zaman. Hayvan o sev, çiğ katibi, ağır mora beşi aynı zaman. Acı dura beşiniz, o gıdına çın mecbun ki, kavuk ki. Aşiretlerin yönetim yapısına baktığımızda genelde boy beyleri tarafından yönetildiklerini görmekteyiz. Aşiretlerin her cemaatin, oymağın bir aşiretin boy beyi vardır. Oymakların da ketüdaları vardır. Bunlar yönetirler. Yine daha küçük birimlerde aşiret kollarında ağalar bulunmaktadır. Aşiret ağaları denilmektedir. Bu boy beyleri, ketüdalar ve ağalar aşiretin öncelikle kendi aşiretinin arasındaki düzeni sağlamaktadırlar. Yine aşiretin devletle olan ilişkilerini düzenlemektedirler. Daha dönüm artıştın değil mi? Töşüleyin hala. Zaten daha ben ne olayım? Abba o ağacı bir töşüleyin hala. Gora ne o? Eta Marika, tarihtik o Marika bakok, Marika bar. Kavun ne var? Mari kazancı thora kazancı kantin ne var? 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 Ne
لا وابو شو دريم هارسور كاتي رجع از رياض نحاسي منما شو جا ديك تشيرون دي اتادي دا تام دور خالا اك بي بي دي دا بي مارا ريشمان aşiretinde şunu görmekteyiz. Aşiret mensubunun birkaçının işlemiş olduğu bir suçu bunun cezasını veya diyelim para cezası verilecekse bütün aşirete bu teşmil edilmekte ve bütün aşiret bunu ödemektedir. Yine bu ağaların aşiretler arası veya aşiret köylüler arasında meydana gelen kan davalarını önlediklerini veya kız kaçırma olaylarında bunların barışçıl amaçlarla bu iki tarafı bir araya getirip aralarında bir anlaşma sağladıklarına müşahede etmekteyiz. باز گوای واد نو هاف دونا کور کورکی واد نو هاف دونا جماعت یل رضای خدای رو نشتی یل رضای قاضی بیت پیدا قلبی جماعت ج مریا شکاشتون والله مریا قلبی خدای شکاشتون دی قلبی جماعت ماش گینه لونا راس چران مو بیا قاضی یا بار جیرانی متا از لور مچول لیکردار مو بیا قاضی جارد چرکر ماگو بیا قاضی گور بار پس دا لی ده پس خورن همچین جمع خوالی پس مگو بیا قضی ها اون چی کتی خواه لفتی میایدی اخلاق سو زلم نه زلم نه کنی خواهم سبان جان سبان جان سبان جان سبان جان سبان جان سبان جان کتی ها نکنه باشد سبان جان ارکانشن ارکانشن من بی گرشم آقا benim bir görüşüm var. Buyurun, ne dersiniz? Buyurun, hocam, buyurun. Şimdi tarla 3 aşağı 5 yukarı sizler bilirsiniz ne kadar kaldırıldığını. O ne kadar ziyan verilmişse tahmini olarak Ali Bey o ziyanı şey yapsın, karşılasın. Yani bu ağaların toplumsal huzurun sağlanmasında insanlar arası ilişkilerin sağlanmasında da büyük roller üstlenmişlerdir. Zaten kendilerini bu işe adamıştır aşiret ağaları. Sofraları, odaları, kapıları her daim açık olmuştur. Onca tokum değil bu başta. Türkiye'de bir hafta var. Vallahi güzel. Üstünde bozu. Hafta tüyü böyle. Zırar mı var? Ne şöyle? Ali Bey ne diyorsun? Vazı tık kararda, abi karara da ne olur? Tamam. Şu şura abi, gogi guça. Artı sen de onu... Nere ki bir kazı yok kiriye. Allah rızası için bir kazı yok kiriye. Ka amri, fakir, ka şaban, ka bazı koyu ayı bırak benim ola. Bu bakşına. Tamam. O zaman, bir abi, ders kabla sen vicdan yok. Min nifi sıra yok. Boş önde cumate. Ey Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hadi bak Ali Bey. Dastur başka. Hadi. Malumunuz aşiret ağalarının görevi kendine mensup olan kendi mensubiyetlerine bir şekilde hem hakimlik hem hakemlik görevini yapmak. Bir de devlete karşı asla asi olmamışlar. Devletin tüm memurlarını, diğer taraftan misafir olarak gelen hemen hemen herkesi misafir olarak kabul etmişler, ağırlamışlar. Eğer itiraf söz konusu olduğunda da aşiret ağaları kendine mensup olan
onları çağırıp aralarını bulmaya çalışmışlar ve bulmuşlar. Tabi bulurken de bunu kendisinden hediyeleşerek her iki tarafa da itiraf çıkaran veya çıkarmayan kim var ise iki tarafı da hediyeleştirerek, onlara hediyeler ve dağıtarak, vererek arayı bulmuşlar. Aşiretlerin burada ve diğer bölgelerde hem Yozgat'ta hem Kırşehir civarında asla asi olmamışlar. Devletle hemhal olmuşlar. Devletin bütün verdiği görevleri de harfiyen yerine getirmişlerdir. Ağalık sisteminde mantalite şu. Tabii ki bundan 70-80 sene önce, 100 sene önce, 200 sene önce bu aşiret liderleri, o yörenin ileri gelenleri, sözlü dinlenen, saygı duyulan insanlar. O günde halk arasında bir sorun çıktığı zaman bu sorunların giderilmesi için devreye giren insanlar. Ne bileyim, bir karı koca arasında bir sorun olduğu zaman devreye giren insanlar. Bir alacak verecek meselesinde insanların zarar görmemesi için bu insanlar araya girmiş. İnsanların uzlaşmasını sağlamak için aracı olmuşlar. Pek ender yaşansa da Osmanlı Devleti'nin büyük kapısına kadar giden sorunlar da olur. Sorunları çoğunlukla kendi aralarında çözen aşiret üyeleri, bağlı bulundukları Osmanlı Devleti'ne karşı asker temini ve vergi ödeme konusunda hiç sorun çıkarmazlar. Yaşadıkları su, yayla ya da tarla benzeri sorunlarını çözemediklerinde ise Osmanlı Devleti'nin yüce kapısını çalarlar. Osmanlı Devleti bu durumda da tebaasında yaşayan tüm boylara sağladığı adaleti yine hassas hukuk terazisinde tartarak dağıtır. Ağalar buyurun. Beyimize bir mazuriyetimiz var. Buyurun. Mümkün değil bunları kabul etmek. Ne istiyorlar bizden bilemiyorum ki. Allah'tan korkular da yok bunların. Sayın valim bunların kesesine koymaz bu ettikleri. İnşallah. İnşallah. Hep duyduk bu lafları zaten. Hep duyuyoruz bu lafları. Bey, ağalar geldiler. Biraz beklesinler. Evimizi başımıza yıkıyoruz. Ne dedin ya? Olmaz böyle kapı olduk ya. Bu nedir yani? Bu olmayacak şeyler buyuruyor. Bu nedir arkadaş ya? Elimiz başımıza yıkılmış. Kimse anlatamıyor. Kimsenin sesini duyuyoruz. Umran'ın sesimiz var dedi. Niye gelsin yanına? Buyurun efendim. Söyle gelsinler. Devlet-i Aliye bizim hakkımızı arayacak. Aa, buyurun. Hadi. Hem sizi bekliyor. Hem şikayetçiyiz. Başımızın kanallarında. Yerim başkanım. Peki. Ağla buyurun. Yeter artık. Hakkımızı istiyoruz, adalet istiyoruz. Yeter. Zararımızı, ziyanımızı kim ödeyecek? Böyle adalet mi olur? Şikayetiniz de devamlı, anlatın bakalım. Malımız, mülkimiz talan olur. Adalet istiyoruz ağam. Yeter çektiğimiz düşmanların elinde. Mağdur ettiler bizi. Şimdi ağlar, meselenin karışık olduğu anlaşılıyor. Evvela teker teker anlat. Biz sizden başa gidecek bir kapı bulamadık. Bu düşmanlar bizim mağdur ettiler. Tarlamızı yaktılar. Bostanlarımızı kırdılar. Evlerimizi harap ettiler. Sulama suyumuzun bu arklarımızı, içme suyumuzun kaynaklarını kirlettiler, bozdular. Ahali, köylerimiz, obalarımız mahvoldu efendim. Bostanlarımızda, tarlamızda, arpamızda, buydamızda büyükbaş hayvanları saldırır, hepsini gidiyor. Rüşvanların bir sürüsü var, çekirge sürüsü gibi gittiği yeri talan edip gidiyor. Bağlarımızı, bostanlarımızı, yılların emeğimizi mahveylediler, gittiler. Giderken bizim hayvanlarımızın da sürülerinin içine karışıp gittiği mahsul hiç kalmadı. Biz birkaç sene ne vergi verebiliriz, ne evimizi, barkımızı, çocuklarımızı
geçindirebiliriz? Biz ne yapalım? Zararın telafi edilmesini zat-ı halinizden rica ediyoruz efendim. Anlıyorum. Pekala ağalar. Siz hiç merak etmeyin. Şayet Rışvanlar uygunsuz hareketlere devam ederse Rakka'ya sürgün edilecekler. Yüreğimize su serptiniz efendim. Müsterih olun. Hepiniz evlerinize, çocuklarınızın yanına güvenle gidebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun paşam. Saygılar. Paşam, sağ olun. Bir arzu halimiz var. Ağamızla görüşeceğiz, beyimizle görüşeceğiz. Mümkün mü? Buyurun ağalar, buyurun. Abi devam edin. Hadi gelin arkadaşlar. Hadi gidip bana söyleyin. Sorunlarımızı anlatalım. Hey ya. Sorunlarımızı söyleyelim. Emirlerimizi anlatalım. İnşallah. İnşallah. Hadi siz de bir işte tutun. Eyvallah. Beyim, Rışvan ağaları geldiler. Buyursun, gelsinler. Ağalar, buyurun. Eyvallah, sağ olun. Hoş geldiniz ağalar. Sağ olun, sağ olun. Buyurun, oturun. Hakkımızda bazı şikayetler varmış. Sayın Beyim, bizi haberdar ettiniz. Hakkınızda çok sayıda şikayet var. Hangi konuda bu... Hangi birini anlatayım? Birincisi, köylünün ekinlerine zarar veriyorsunuz. İkincisi, yolcuların yollarını kesip mallarını yağmalıyormuşsunuz. Beyim, davarlar geçerken yol yolak çok dar. Mesafeler çok uzun. 60-70 saat civarında Sivas-Konya gidip gelmek çok zor olur. Bunu da malumatınız var. Tabii ki yürüklerimiz giderken davarlarımız ve çoluk çocuğumuz var, gidip geliyoruz. Bunları mutakiben diğer yol kesmelere de biz müsaade etmezdik. Bizde habersiz olan bazı yanında olmaz. Pekala. Devlet-i Aliye-i Osmanlı'nın Katar'ına saldırı yaptınız da elimdeki belgelerde gözüküyor. Beyim, biz gördüğümüz kadarıyla zarar vermeyiz. Bazı bizim dışımızdaki olan aşıklar da bunu yapmışsa biz onun da önünü keseriz. Beyim, bir daha olmaz ya. Söz veriyoruz ki biz önüne geçeriz. Beyim, devletimize sıkıntı vermeyiz. Yani. Vermeyiz, emin olun ki bundan ki biz vermeyeceğiz. Aşiretiniz içindeki eşkıya, köylüye, ticaret kervanlarına zarar vermeyecek bundan böyle. Onu vermeyiz, önüne geçeriz. Aksi takdirde uygunsuzluk devam ederse Rakka'ya sürgün edileceksiniz. Söz veriyoruz beyim, söz veriyoruz. Söz veriyoruz. Bir daha böyle şeyler yaşamayız. Bir şey olmayacak da. Bizim bilginizin dışında oluyor beyim. Beyim, bir arzu halimiz de var. Ankara sancağına bağlamak isteriz. Bize yardımcı olmanızı isteriz. Tek tek imzaları var. Oymaklarımızın da tamamı var. 28 oymak. Ankara sancağına bağlamak istiyoruz. Evet, bizi istiyoruz. Büyüklerimizi inşallah istiyoruz. Bize yardımcı olurlar. O zaman ben bu arzu hali iletirim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah bu sorunu çözmüş oluruz. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz beyim. Allah razı olsun beyim. Sizden. Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler içerisinde oldukları için bunların devlet de bunlara güvendiği için Osmanlı'da uygulanan 1695 yılından itibaren uygulanan malikane sistemi neticesinde Rışvanzadelere Malatya bölgesi mukatalarının verildiğini görmekteyiz ve bu şekilde de yöneticilik yapmışlardır. İlk atanan Halil Paşa'dır. 1690 yılında Malatya mutasarrıflığına atanmıştır. Akabinde Maraş valisi olmuştur. Toprak ya da insan ilişkilerine dayalı kimi sorunların çözümünde aşiretin iyi niyetli yaklaşımı yeterli olmaz. Kanunların sözü, Osmanlı'nın gücü devreye girer. Asker temini ve vergi sisteminde de daha rahat olabilmek için iskana tabi tutulur aşiretler. İskana tabi tutulmayı ise reddederler çünkü onlar yaylaların özgürlüğüne, kekiğin kokusuna aşıktırlar. Osmanlı'nın kararını beğenmez, farklı yaylalar ararlar kendilerine. Kimi zaman kuraklıktan, kimi zaman iskandan, kimi zaman da kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan yolları ayrı düşer. Farklı dağlara,
farklı yerleşim yerlerine doğru. Dedemiz Halep'te gelme. Adıyaman'a göç etmekte olan biri. Adıyaman'da bazı kayınlarıyla, amcalarıyla sorun yaşamış. O sorun nedeniyle orayı terk edip Çukurova'ya gelmiş. Çukurova'da bir müddetçe kaldıktan sonra Konya bölgesine geliyor. Konya bölgesinden yıllar sürüyor. Bizim şu anda yaşadığımız Bumsuz köyüne geliyor. Aşiretimiz Halep'ten Adıyaman, Bozova, Adıyaman'dan sonra Bozova, Bozova'dan Antep, Antep Kışer, Kışer'den Haymana'nın Bumsuz beldesine gelmişler. Geliş sebebi susuz, kurak, mera nedeniyle göç ede ede bu kıyı boylarına gelmişlerdir. Geliş sebebimizin 1838'lerden bu taraflara resmi iskan tarihinden dolayı yerleşmişler buraya. Arkamızda gördüğümüz köy göçer bir aşiretin köyü yerleşik düzene geçmiş. Bugün Avrupa'da, Amerika'da okuyan, yüksek görevlerde bulunan çocuklar kendilerini geliştiren bir yapı. Evet, savaş zamanlarında asker ihtiyacı için evlerinin, askerin yiyecek ihtiyacı için de ağalarının kapısını sonuna kadar açarlar. Kurtuluş Savaşı'nda dedem Mustafa Bey ve Hüseyin Beyler Atatürk'ün Yunan Haymana'ya geldiğinde o Türk de bunun karşılığını bırakmamış. Karşılıksız bırakmamış, yer yapmış. Arkada gördüğümüz köye ilk okulu açılmış. Arkadan Türk Orman Çiftliği'ne gelen traktörün yanında bu köyümüze de traktörü göndermiş. Ve her zaman desteklerini esirgememiş. Yani buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Milli mücadelede bu ülkenin insanları hangi etnik gruptan gelirse gelsin, milli mücadelenin başarıya ulaşması için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmışlar. Ne yapmaları gerekiyorsa bunları ortaya koymuşlar ve mücadelenin sonunda büyük bir ülke doğmuş. Milli mücadelede bu şekilde fedakarane çalışan aşiret mensuplarına, beylerine Atatürk tarafında da bunların hizmetlerinin takdir edildiği ve kendilerine teşekkürname gönderildiği de bilinmektedir. Bu gurur vesilesi Türkmenboyu Rişvanlara verilen beratla şerefle taşınır gelecek nesillere.